Tarımsal destekler tescilli Konur Alp Pirinci üretim alanını genişletti. Bölgede bugünlerde çeltik ekimi yapan çiftçiler sulak arazilerinde sabahın erken saatlerinde yorucu mesailerine başlıyor. İl Tarım ve Orman Müdür Vekili Hüseyin Dikmen, Konur Alp Pirinci'nin 3500 dekarlık alanda yetiştirildiğini söyledi. Konur Alp Pirinci bizim bölgemiz için butik bir üretim diyebiliriz. Yaklaşık 2000-2500 dekarlık bir alanda üretim yapıyoruz. Ve her yılda destekleme yapıyoruz bu alanlarda. Özellikle özel idaremizin katkısıyla bu yılda 36 ton çeltik tohumu verdik. Üreticilerimiz şu günlerde üretim sahada ekilişlere başladılar. Biz her aşamasında desteklemeye de devam ediyoruz. Ve ilk defa lazerli tespih aleti de kazandırdık. Üreticilerimiz 2022 üretim sezonunda kullandılar. Bu yılda kullanacaklar. Ve geçen yıl ilk defa olmak üzere 10 tonluk kurutma tesisi de kullanıma hazır ettik. Geçen yıl kullandılar, bu sene de kullanılacaklar. Ve şunu da ekleyebilirim. Özel idaremiz yine orada bir işleme ünitesi kuracak. Kurutma tesisinin kapasitesini de artıracak. Çeltik üreticisi 66 yaşındaki İsmet Aktepe, Konur Alp pirincinin lezzeti ve aromasıyla diğer türlerden ayrıldığını, ürüne talebin her geçen yıl arttığını söyledi. Çeltik üreticisiyiz. Yıllardan beri yapıyoruz. 2023 yılında Allah'ın izniyle tohumu toprakla buluşturduk. Tarlamızı doldurduk, ekiyoruz işte. Allah hasadını erdirsin. Hasat Allah nasip ederse Eylül'ün 25'inde, Eylül'ün sonuna doğru biçeceğiz nasip olursa. Toprağa girmeden, çamura girmeden biz iyileşemeyiz yani. Bizim artık tabiatımız da bu yani. Biz drone gelsin, biz gene kendi elimizle atarız yani. Evet. Kendi elimizle atacak yeri ayırırız kendimize. Onu yapmamız lazım yani.